Ana haber bülteni Diyar Bindavi ile başlıyor. Merhaba sayın ve değerli seyirciler. Mesela Türk Televizyonu'ndan günlük haber bülteni ile karşınızdayız. Önceden haber başlıkları. Başbakan Muhammed Şia Sudani Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ekonomi işbirliğini ele aldı. Başbakan Muhammed Şia Sudan'ın. Az azjon malzemeleri ve çeşitli tıbbi malzemelerinin üretiminde uzmanlaşmış ulusal sağlık fabrikasının açılışını yaptı. Parlamento basın ofisinden yapılan açıklamada il ve ilçe meclis seçim yasasında yapılacak değişiklikleri oynamak üzere bu akşam saat 20.30'da toplanacağı bildirildi. Şark Yuvali Sırakan Seyit Ercuburi ve Türk Mancabesi Başkanı Hasan Toran Altın Köprü Katil Amin'in 32. yıl dönümü münasebetiyle paylaşımda bulundular. E, Musul Tılafer Aydınlar Meclisi olarak e, günün önce Tılafer'e geldik. O, Türkiye'de Musul ve Telefer Kültür Adamları ve Sinato Başkanı Miktak Hudi ve beraberindeki heyet yerinden edilenleri gönüllü geri dönüş projesi kapsamında telefon ilçesine ziyaret ettiler. Ramazan olanda alem fazla yemek alar, fazla muvad alar, fazla şey eder. E, et Nihal yani, et yani... elinde Ramazan ayının başlaması ile birlikte kırmızı et fiyatlarında artış meydana gelirken vatandaşlar sorumlulara fiyatları takip etme çağrısında bulundular. Merhaba sayın seyircilerimiz. Başbakan Muhammed Şiyah, Sudani Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ekonomik işbirliğini ele aldı. Başbakan Muhammed Şiyah, Sudani Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkileri geliştirme yolları, ekonomik ortaklık ve çalışmanın artırılması konuları değerlendirildi. El Sudani, Arak'ın ekonomi programı kapsamında altyapıya katkı sağlayan ve tüm dostlara yatırım kaplarını açan etkin, ekonomik ilişkileri kurumaya devam ettiğini vurguladı. Başbakan Mehmet Şial, Sudan'ı İngiltere Arak Büyük else Mark, bir ile iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda ve sektörlerde ikili işbirliğini artırmanın ve geliştirmenin yollarını görüştü. Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan El Sudani İngiltere'nin Irak Büyük Elçisi Mark bir yüzü kabul etti. Görüşme sırasında iki ülke arasındaki çeşitli alan ve sektörlerde ikili işbirliğini artırmanın ve geliştirmenin yolları ele alındı. Görüşmede ayrıca Irak hükümetinin de reform, kalkınma ve güvenlik çabalarını destekleyen ve iki ülke arasındaki ilişkilerin de seviyesini de geliştirmek için yeni yollar açan yapıcı işbirliğinin sürdürülmesine vurgu yapıldı. Başbakan Muhammed Şia El Sudani'nin trilizasyon malzemeleri ve çeşitli tıbbi malzemelerinde üretiminde uzmanlaşmış ulusal sağlık fabrikasının açılışını yaptı. Başbakan yaptığı konuşmada ilaç pazarda 3 milyar doları aştığını açıklayarak يعرل إنتاج الأدوية 100% وضدك. بلّرته. باشبكان أيضاً، دولة تضمن ملزملاتي جواً. على ألا بيلمسه. ضروري. ومستلزمات المستشفيات ومحالين غذل كله. هذا منجز مهم. كون أغلب المصنع اليوم ولله الحمد وبعد هذه الجولة والإطلاع على كل تفاصيل. نستطيع القول بأنه سوف يؤمن كامل احتياجات مؤسسات الصحه من المطهرات والمعقمات ومستلزمات المستشفيات ومحاليل غسل الكلى. هذا منجز مهم كون اغلب السلبيات التي رافقت تقديم الخدمه للمرضى كان بسبب نقص هذه المواد وصعوبه تأمينها. من خلال استيرادها من خارج العراق وما يرافق ذلك من مشاكل كثيره كانت تعاني منها وزاره الصحه في سبيل تامين هذه المواد لا بل ان بعض الحالات وانتم مطلعون عليها ان بعض المستشفيات تقف عاجزه في تامين محاليل غسل الكلى لذلك تطلب من البريض تامينها من السوق المحليه المصنع بمشاركه مع العيادات الشعبيه لوزاره الصحه وهذا ايضا مكسب للوزاره ان لديها نسبه 15% من المبيعات من هذا المصنع ومنتجات حسب ما تفضل السيد المستثمر جزاه الله خير Başbakan fabrikanın açılmasını hükümetin ilaç endüstrisini iyileştirme masajı olarak değerlendirdi. Başbakan ayrıca uyuşturucu ve sağlık güvenliğinin savaşlar ve epidemiolojik ve ekonomik krizler ışığında vatandaşların ve devletin en önemli gereksinimleri olduğuna dikkat çekti. <laughs> وجودنا اليوم في افتتاح هذا المصنع هو رسالة دعم من قبل الحكومة للقطاع الخاص في مجال توطين الصناعة الدوائية هذا الهدف الذي وضعته الحكومة في برنامجها الحكومي وبدأت بتطبيقه بشكل عملي من خلال ورش واجتماعات بين وزارة الصحة والمستشاري مكتب رئيس الوزراء مع منتجي الادويه سواء كان القطاع الحكومي وزاره الصناعه او القطاع الخاص. وصلنا الى مجموعه توصيات سبق وان اقرت في احدى جلسات مجلس الوزراء. هذه التوصيات كفيله بالدعم الذي كان ينتظره منتجي الادويه. لماذا نركز على هذا الجانب؟ لماذا الآن بدأ الحديث عن توطين الصناعة الدوائية ليش ما سمعنا هذا الحديث سابقا اليوم الأمن الدوائي الأمن الصحي واحد من أهم المتطلبات أمن المواطنين وأمن الدولة في ظل الأزمات الوبائية الحروب ما Alem ardından gençlik takımımızın oyuncuları ile teknik ve idari kadroyu onurlandırdı. Bakanlık Kurulunu'nda Arak Futbol Federasyonu ve genç takımına yaklaşan haklarda desteğin teyit ederken, oyuncuları bir sonraki uluslararası forumda Arak'ın onurlu imajını yansıtmayı iyi bir şekilde hazırlanmaya çağırdı. Parlamento basın ofisinden yapılan açıklamada il ve ilçe meclis Seçim yasasında yapılacak değişiklikleri oylamak üzere bu akşam saat 20.30'da toplanacağı bildirildi. Parlamento il ve ilçe meclis Seçim yasasında yapılacak değişiklikleri ele aldığı toplantıda dün gece geç saatlere kadar devam etti. Ancak taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle toplantı bu geceye ertelendi. Refer koalisyonun başkanı Haydar Ələbədi olusal Hikmə hərəkatı başkanı Ammar Əl-Hakim ilə seçimi yasasını və yolsuzluqla mücadələ çabalarını tartışdı. Toplantıda ayrıca maliyyə büdcə, hökumətin işləyişi, dövlət qurumlarında reformlar, vətəndaşların tələbləri və bunları həyata keçirmənin yolları tartışıldı. İki tərəf ayrıca ölkənin qarşı qarşıya olduğu çətinliklərlə yüzləşmək və hökumətin bakanlıq platformunu uygulamaya koyma işinə xidmət edən mövcud onaylamaq üçün yürütmə və yasama məkamları arasındakı ortaq çalışmanın önəmini vurğuladılar. Nəcrlər bakanı Fail Hüseyn Bialı üçün Birləşmiş Millətlər Su konfransında çevrəsal dron və su ilə bağlı olaraq fərqli görüşlərin sonulduğunu söylədi. Hüseyin Ali Rakiye Nüze yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin sınır ötesi nehirler konusunda diğer ülkelerle yürüttüğü özel görüşmeler sırasında Araka desteğini açıkladığını belirtti. Merkez Bankası Yönetim Kurulu bir banka ve üç borsa şirketinin ruhsatının geri alınmasına karar verdi. Merkez Bankası Irak Haber Ajansı'nın yaptığı açıklamada banka yönetiminin de bir banka ve üç borsa şirketinin izni geri çekme kararı aldığını söyledi. Yönetim ayrıca bir takım ihlallar nedeniyle bazılarının da faaliyetlerini de durdurma kararı aldı. Meteoroloji Kurumu ülkede bu haftaki hava durumunu açıklarken... Yağmur ve sıcaklıklarda düşüş beklediğini duyurdu. Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ülkenin yarın pazartesi hava durumu orta kesimlerde bulutlu ve yağmurlu, doğu kesimlerde ise göğe görültülü ve şiddetli olacağını tahmin ettiğini bildirdi. Meteoroloji Müdürlüğü yaptığı açıklamada ayrıca Sağlı günü hava orta kesimlerde parçalı bulutlu, doğu kesimlerde hafif ve yer yer yağmurlu. Kuzey kesimlerde ise parçalı bulutlu ve yağmurlu olacağını bildirdi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığının direktiflerinin de uygulanmasında bir vatandaşın durmadan kontrolden geçmesi sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturma yapmak üzere Samara'ya güvenlik heyeti geldi. Güvenlik medyası yaptığı açıklamada Ortak Hareket Komutanlığı ve Güvenlik Teşkilatla ve Departmanların Başkanlığındaki Bir Soruşturma Komitesinin birkaç günü önce maydana gelen olayı soruşturacağını ve ölün, ölümüne yol açan nedenleri ve gerçeği açıklayacağı kavuşturacağını doğruladı. Kerkük Valisi Rakan Seyit El ve Türkmen Cebesi Başkanı Hasan Turan, Altın Köprü Katliamı'nın 32. yıl dönümü münasebetiyle paylaşımda bulundular. Kerkük Valisi Rakan Seyit El ve Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Altın Köprü Katliamı'nın 32. yıl dönümü münasebetiyle paylaşımda bulundular. Vali Cuburi Köprü katliamına ilişkin yaptığı açıklamada Irak Türkmen cephesi, Türkmen siyasi partileri, Türkmen şahsiyetleri ve şehit ailelerine taziyelerini iletti. Cuburi gün tüm kesimlerinin büyük kurbanlar verdiğini belirterek Türkmenler ülkemizin savunması ve ulusal kimliğinin korunması için ciddi tutumlar sergiledi. Türkmenler Kerkük'te diğer kesimler gibi varlıklarıyla onur duyuyoruz ifadesi kullandı. Kerkük idaresi olarak şehit ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Öte yandan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan açıklamasında Mart 1991'de gerçekleştirilen Altın Köprü katliamının şanlı Türkmen halkını hedef aldığını ve rejim tarafından işlenen bir dizi menfur suçun parçası olduğunu bir kez daha yineliyoruz ifadesinde bulundu. Turan Türkmen şehitlerimizin fedakarlıklarını gururla anıyor. Onlar için rahmet ve mağfiret diliyoruz dedi asil Türkmen halkımızın tüm milli, siyasi ve idari haklarını almak için aynı yolda ilerlemeye kararlıyız açıklamasında bulundu. Türkiye'de Mosul ve Telafar Kültür Adamları ve Sinato Başkanı Miktat Hudi ve Barabanedeki heyet yerinden edilenlerin de gönüllü geri dönüşü projesi kapsamında Telafar ilçesine ziyaret ettiler. Türkiye'deki Musul ve Talafar İşraf Meclisi Başkanı Mikdet Havdi Oğlu ve Onur'la gelen heyet Talafar'ı ziyaret ettiler. Türkiye'deki köçmelerin gönüllü vatandaşların dönüşlere projesi kapsamında. Ee, her şeyden önce teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, tabi tabii biz üç gün önce de yine Talafar'dan geldik. Türkiye'den gelmiş tabii biz. Ee, Musul Talafar Ayan Aydınlar Meclisi olarak. ə e, öz günün öncə Tələffara gəldik. O qaimkamla görüşdük, gə bələdiyyə başçanınınla görüşdük, burdakı barlı yetkililərlə görüşdük. Bu gün ikinci dəfə də təbi ə e, biz Tələffara gəlməyimiz. Ə e, Bağdad da getməzdən öncə hökumət mərkəziyə də bizim millət vəkillərimizlə görüşdük. E, Lukman Bey'le, Müseyid Muhtar'la görüştük, Halil Çolak'la görüştük. Tabii ki biz Türkiye'de 5 e, aydan önce bir geri dönüş e, projesi, mültecilere, göçmenlere geri dönüş projesi başlatmıştık. Eee milletimiz artık çok şükür eee bu zamanlarda teleferda güvenlik durumu çok iyi olduğu için artık herkesti yerine, yurduna dönen. Ama bizim eee orada göçmenlerin bazı sorunları var. çok sorunları var yani. en çok sorunları da buraya bağladı yani bizim hüküme merkeziye, Irak hükümetine. Çünkü göçmenlerimiz buradan Daesh girende, çıkan da buradan bir birçok avraklarım burada unuttular. Kimlikleri yani cinsi Irakiyeleri, cinsiyeleri. Orada hiçbir ispatları yoktu Irak'ı olduğuna. Şimdi... Ee, geri dönmek isteyen kardeşlerimiz göçmenlerden tabii ki Irak Büyükelçiliğe girdi, Safariye girdi yol izni alımı. Orada bir şey var, yol izni diyenler, cevaz hubur, yani bir kere giriş Irak'a. E, tabii ki onların müstemseket istenir, avrak istenir, Irak'ı olduğunu belli etsin yani. Adamlar ispat eden mi olduklarını? Bu sorunlarımızdan beri de. İkinci sorumuz bizim biz 9 yıl, 8 yılda göçmenlerimiz orada yüzlerce gençleri evlendi. Təbii ki, orada eee nikah nikah qeydi yapmadılar, yəni qəzəvəciləri yoxdur. Jociqları, uşaqları olubdur. Bunların eee bəyanü ilədiləri yoxdur. Yəni yenə də bir müstəmsəkətləri yoxdur. Usbat eləsinə kəndilərin bunlar həraxidlər döünsünlər. Təbii biz bu ikinci ziyarətimizdə nədir bir kərə eee Türkmen cəbhəsinə gəlduq bir yə e, ziyarətimiz birdən başla otobüs e, 30 nəfərdə olan qardaşlarımız birdə yaş keçənlərdən bütün aşiret ağaları və qənaət öndərləri ilə görüşəx yani birdə, yəni istiqbiz birdə gələnləri də bərdə istiqval eləsinlər, bir ardıya həyəələsinə nözlərinə bu bir əhəmiyyətli e, nöqtamızdır. Bir də e, yəni bizə yardımçı olsunlar, yəni bizimlə e, bir çağırı yapsınlar İraq hökumətinə, yəni e, bir münasihədiləsinə ki, İraq hökuməti bizə yardımçı olsun, bizim e, adamlarımızın avraqlarını tamamlasın da yebze birlüğüne gelsin orıya ya özləri qanunlara görə bizə bir qadi şer'i yollasın da orıya ha ya bir müvəffəq hüquqi gəlsin bu işləri hepsini yapar bəlkə bir ay uzadır uzatmaz bu sorunlar çözülər bu ziyarət həm köçməllərin dönüşləri üçün həm də onlar üçün bir təşviqdir tulafer ilçəsindən gəlib sto el türkmen uydlu kanalı Kerkük'te Ulusal Güvenlik Teşkilatı yükselen gıda fiyatları ile ilgili şehir içinde denetim kampanyası başlatıldı. Kerkük'te Ulusal Güvenlik Teşkilatı yükselen gıda fiyatları ile ilgili şehir içinde denetim kampanyası başlatıldı. Son zamanlarda dolar kurunun yükselmesi gıda ürünlerinin ve et ürünlerini etkiledi. Tüccarlar tarafından fiyatların yükselmesi en çok gelir düşük aileleri etkiledi ve vatandaşlar mübarek Ramazan ayında alışveriş yapmakta zorluk çekiyorlar. Ulusal güvenlik fiyatların yükselmesinin önüne geçmek için şehir içinde birçok yeri denetledi. Fiyatları yükselten manavlara ve kasablara bazılarına ceza, diğer bazılarına da uyarı verdiler. Ayrıca ulusal güvenlik bu tür denetimlere devam edeceklerini belirttiler. Diğer elinde Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kırmızı et fiyatlarında artış meydana gelirken vatandaşlar sorumlara fiyatları takip etme çağrısında bulundu. Eskiden et fiyatları 13 bin 14 Ama vatandaşların sözlerine göre Ramazan ayından 10 gün önce et fiyatları yüksek oldu. 14 binden 17 bin 18 bine ulaştı. Bu konudan dolayı Diyaleyn'e bağlı olan Karatepe kasabasında vatandaşlar mikrofonumuza şikayette bulundular. Evet, bundan evveli ucuzuydu. uydu. 14 aydı, 13 aydı. Kuzum ağlı. Fe Ramazan girdiğine etler özün 16-17 binler etler özün. Fe sebep neydi? Bilmirik sebep neydi? Ramazan olanda alem fazla yemek alar, fazla muvad alar, fazla şey eder. <laughs> e biddat eight yani et bizse, yani bir şey reiseli yani e, kim istignedi bilir özünden e, geçe şimdi kasaba dese kasaba bahsedirsene quzu 17 bin lira 18 bin lira takriben dönem bugün e hai, yani 17 18 bin dinar bundan bir petr avval quzu eti 11 binaydı 12 binaydı a'la hat e bi zawiyet alırdık olsun 9 bin lira 10 bin lira indi e, bi zawiyet 13 bin dinara 14 bin lira ve giden kasaba kasab bir sene e, benim müşkülem yani davarçı yandadı. Valla davar bahu olubdu. Da. Geçse davarçıdan sorsa diri alafçı yandadı. Kasablar isayet fiyatının yüksek olmağının sebebini şöyle ifade verdiler. Eğitim kalkmağı bir daha Ramazan'da. Yani o ev Ramazan'dan evvel kalktı. Ramazan'dan bir 10-15 gün evvel kalktı. Çünkü mal yoktu. Mal müstavrat girmir. Evvel müstavrat girer biraz pazarımıza. Bizim davarımız azdı. Çünkü davar Özü memlekette de var kalmadı. Bahada da aşmalı çok tesir etti bu obalara, bu obalarda da var var kalmadı. Yani buradan tut özüm mendeliden musulat da de var var çok kıllet oldu. Şimdi bas şimalda var çok da var. Vardı da burada ve lakin azdı. Bu el yosal 25. min Eğitim fiyatı bayrama kadar 25 bine ulaşacak. O da çünkü Turun Bakanı bizlere destek olmuyor. Buğda 200 dinardan fiyatı 800 dinara ulaştı. Arpanın fiyatı ise 200 dinardan 850 dinara ulaştı. Hayvan büyüten ne yapsın ki? Ben diyorum ki fakir insanlar et yemeyecekler bu bayram. Çünkü 25 bine ulaşacak. Hepsi Allah, Allah kapsın Hepsi havali vardı. Yalayın diye et Karatepe'de 20 bin dinar. Yani alem edebilmez. Şu maldan getirsin burada satsın. Arata bu seyreler hepsi durup boştu. Bir kuzu geldi girmalı ve çütün güllesini. Başiyatlı bölgeye. Hay hareketimiz yok, <laughs> komula hareket edin. Mesuliyet birdenbire. Şimdi bu seyterek atmal yani birdenbire alam şıktı. Biz bizneden gıda çalagına yedi. Ne demişler? Koyun kuzu can derdinde, kasaplar ise et derdinde, vatandaş ise çaresizlik derdinde. Diyale elinden Türkmen Aymen uykudu kanalı. Haydar Türk sözü. Rusya Azerbaycan'ı güçlerinin de sınır çizgisini geçmesine izin vererek Moskova ara 2020'de Ermenistan ile varılan ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Rusya Azerbaycan'ı güçlerinin sınır çizgisini geçmesine izin vererek Moskova ara buluculuğunda 2020'de Ermenistan ile varılan ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan ordusuna bağlı bir birliğin 25 Mart'ta Şuşa'da bulunan temas hattını geçtiği onu sürüldü. Bölgede bulunan Rus barış güçlerinin gerginliği ve karşılıklı provokasyonları önlemeye yönelik tedbirleri alındığı belirtildi. Moskova'dan yapılan açıklamadan saatler önce Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak Dağlık Karabağ'da bazı ulaşım yollarının kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu. Açıklamada Laçın'ın kuzeyindeki tali yollarda Ermenistanlı silah tedariki için kullanılması önlemek amacıyla Azerbaycan ordusuna bağlı birimler tarafından gerekli kontrollü tedbirler uygulandı ifadeleri yer aldı. Karabuğu, Ermenistan'a bağlayan tek yol olan Laçın koridoru. iki ülke arasında gerilme neden olmaya devam ediyor. Ermenistan, Azeri tarafları koridoru kapatarak bölge insani krize neden olmakla suçluyor. Bakü yönetimi ise suçlamaları kabul etmiyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Azerbaycan'la artan gerilimi durdurmakla başarısız olan Rus barış gücü ile ilgili sorunlardan şikayetçi olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile herhangi bir askeri ittifakı oluşturmadıklarını ancak askeri ve teknik konularda da dahil o dahil işbirliğini geliştirdiklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile herhangi bir askeri ittifak oluşturmadıklarını ancak askeri ve teknik konular dahil işbirliğini geliştirdiklerini söyledi. Putin, Rusya 24 Devlet Televizyonu kanalına verdiği röportajında Çin ile ilişkiler konusundaki soruları cevaplandırdı. Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin Batı için tehdit oluşturmadığını vurgulayan Putin, "Çin ile herhangi bir askeri ittifak oluşturmuyoruz. Evet, askeri ve teknik işbirliğimiz var. Bunu saklamıyoruz." ama bu şeffaf, gizli bir şey yok ifadelerini kullandı. Moskova'nın Pekin ile askeri işbirliğini geliştirilmesinin yanı sıra ortak askeri tatbikat yaptığını da hatırlatan Putin, bu arada sadece Çin ile değil, başka ülkelerle de bunu yapıyoruz. Donbas, Saporojya ve her sondaki olaylara rağmen hala devam ediyoruz. Her şeye devam ediyoruz, her şey şeffaf ama bu askeri ittifak değil diye konuştu abd'nin ise gittikçe daha fazla ittifak kurduğuna dikkat çeken putin nato'nun yeni stratejik konseptinde asya pasifik bölgesindeki ülkelerle iş ilişkiler geliştirme planından ve küresel NATO yaratma niyetlerinden açıkça bahsedildiği dile getirildi. Putin batılı analistlerin kendileri batının 1930'larında Almanya ve İtalya'daki faşist rejimler ve militarist Japonya'ya yaratılana benzer yeni bir eksen inşa etmeye başladığını da söylüyorlar dedi. Fransa'da hükümetin tartışmalı emeklilik reformunu da ülkenin birçok kentindeki grev kilisal protesto ve yaşanan şiddet olaylarına rağmen geri çekmeyeceği bildirildi. Fransa'da hükümetin tartışmalı emeklilik reformunu ülkenin birçok kentindeki grev, kitsel protesto ve yaşanan şiddet olaylarına rağmen geri çekilmeyeceğini bildirdi. Hükümet sözcüsü Oliver Veran, Fransız Journal de... Dimanche gazetesine verdiği demeçte protestolara sebep olsa da reformu geri çekmeyeceklerini belirtti. Şiddetin haklı ve müsamaha gösterilebilir bir tepki olacağı fikrinin yerleştirilmesine müsaade etmeyiz ifadesini kullanan Veran, yürütmenin yeniden düzenleme yapılacağı bir yol haritası devam edeceğini vurguladı. Veran, emeklilik reformu, reformun emeklilik gibi bir duruma düşmeyecek yorumunu yaptı. Fransa'da gelecek kendileri veya sonraki hükümetlerin yapacağı başka reformlar olacağını dikkat çeken Veran, gelecekteki reformlar arasında da bazıları istenmeyecek ama meşru parlamentonun demokratik olarak onaylayacağı ve ülkenin geleceği için gerekli olan reformlar olacak değerlendirmesinde bulundu. Fransa'da hükmetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasatı sarısını onaylama yapmadan meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok noktasında şiddet olayları yaşanıyor. Önceki gün ülke genelinde gösterilerde 457 kişi gözaltına alınmıştı. Söyde Yarbistan Hac ve Ömre Bakanlığı daha fazla kişiye ibadet fırsatı vermek için Ramazan ayında bir kez umura yapabileceğini duyurdu. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı daha fazla kişiye ibadet fırsatı vermek için Ramazan ayında bir kez umre yapabileceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada herkes mübarek Ramazan ayında bir defa umre yapabilme hakkına sahiptir. Tekrarına izin verilmeyecektir ifadelerine yer verildi. Uygulamanın diğer insanların ibadetlerini huzur ve rahatlık içinde yapmalarına büyük katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada umre tarihlerinde değişiklik yapma imkanının olmayacaktır ancak Suudi Arabistan'ın hacı adaylarına ve umre ziyaretçilerinin işlerini kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Nusuk uygulamasından randevu zamanı gelmeden iptal edilebileceği kaydedildi. Açıklamada belirtilen süre zarfında umre yapmayan ziyaretçiler için ise nusuk uygulamasında randevuların periyodik olarak güncellediği rezervasyon yapılmadığı takdirde daha sonra tekrar arama yapılabileceği aktarıldı. Suudi Arabistan hacı adayları ve umre ziyaretçileri için nusuk adlı bir uygulamayı hayata geçirmişti. Türkçe olarak da tasarlanan uygulamada hacı adayları ve umrecilere rehberlik hizmeti veriyor. Sonra gelmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Ameşiyat Sudani Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ekonomik işbirliğini ele aldı. Başbakan Ameşiyat Sudani sterilizasyon malzemeleri ve çeşitli tıbbi malzemeleri üretiminde uzmanlaşmış ulusal sağlık fabrikasının açılışını yaptı. Falamato Belediyesi'nin ofisinden yapılan açıklamada il ve ilçe meclis seçim yasasında yapılacak değişikleri oylamak üzere bu akşam saat 20.30'da toplanacağı bildirildi. Şarkıfaresi <laughs> Rekan Seyit Ceburi ve Türküman Cebesi Başkanı Hasan Toran, Altın Kat Lamini'nin 32. yıl dönümü münasebetiyle paylaşımda bulundular. E, Musul Telafer Ağyan ve Aydınlar Meclisi olarak e, üç gün önce Tılafer'e geldik. O kayım kamdan görüyoruz. Türkiyədə və Kültür Adamları və Sinato Başkanı Müqtəd Hudi və Barabərdəki et yerindən edilənləri gönüllü geri dönüş projesi kapsamında Telafer ilçəsinə ziyarət etdilər. Ramazan olanda alem fazla yemək alar, fazla mavad alar, fazla şey edər. Ee, yani, yani, Diyalı elinde ile Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kırmızı et fiyatlarında artış meydana gelirken vatandaşlar sorumlara fiyatları takip etme çağrısında bulundular. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.